Yeni kuşaklara ulaşabilmek. Profesör Doktor Osman Şahin. Hazreti Peygamber, insanların en hayırlısı diğer insanlara faydalı olandır diye buyurmuşlardır. Fethullah Gülen Hoca Efendi bu hadisi şerife şu yorumları getirmektedirler. İslam'da hayır tabirinin insanlara zarar verebilecek yoldaki bir taşı kaldırmadan iktisadi hayattaki faydalı teşebbüslere, ondan da herhangi bir eğitim müessesesi kurmaya kadar çok geniş ve şumullü bir çerçevesi vardır. İlimle insanların dimağlarını, kalplerini aydınlatanlar, onlara değişik istihdam imkanları hazırlayanlar, fakir fukarayı zekat ve sadakasıyla destekleyenler insanların en hayırlısıdır. İşte her mümin gibi ben de ömrüm boyunca hayırlı bir insan olmanın ve bu suretle Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını aradım. Sürekli insanımıza faydalı olma, onların dertlerini paylaşma ve problemlerine çözüm bulma aşk, şevk ve heyecanıyla yaşadım. Cehalet, fakirlik ve ihtilaf gibi milletimizin yolunu kesen hastalıklara karşı çareler bulmaya uğraştım. Bir diğer hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmaktadır. Her kim bir müminin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun ahiret sıkıntılarından birini giderir. Her kim darda kalan kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da onun dünya ve ahiret işlerini kolaylaştırır. Her kim bir Müslümanın bir günahını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun günahlarını örter. Kul, din kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısıdır. Hoca Efendi bu hadisi şerifi ve yazının başında zikredilen hadisi şerifi beraber yorumladığı yerde, eğer bir insan insanlığın yardımına koşuyorsa, Allah tarafından yardımsız bırakılmayacağını ve insanlığa el uzatırsa, hiç umulmadık yerlerden de ona el uzatılacağını ifade ettikten sonra, insanlara el uzatmanın çok çeşitli şekilleri olduğuna örnekler vermektedirler. Hele bunlardan bir tanesi var ki, her şeyden çok daha büyük bir öneme sahiptir. Bunların içinde en önemlisi de, insanlarla Allah arasındaki engelleri bertaraf ederek, kalplerin Allah'la buluşmasını sağlama ve onlara uhrevi hayatlarını kazandırmadır. Hakk'a dilbeste olmuş ve kendisini ilahi kelimetullah vazifesine adamış insanların, yol bilmezlere, yolda kalmışlara, şehrahta yürüyeceği yerde patikada emekleyenlere el uzatması gerekir. Gönüllerin Allah'la buluşmasını engelleyen ve zihinlerin ahireti düşünmesine mani olan önemli engellerden birisi dünyevi sıkıntılar olduğu için bunların bertaraf edilmesi adına ortaya konulan cehd ve gayretler de bir yönüyle bunun zımnında değerlendirilebilir. İnsanların maddi manevi ihtiyaçlarının giderilmesi, onları basit ve bayağı şeylerle meşgul olmaktan kurtaracak ve onların Allah'a yaklaşmaları adına önemli bir köprü olacaktır. Zor ve sıkıntılı durumdaki insanlara sunulan destekler, onların Allah yoluna çağrıya icabetlerini kolaylaştıracaktır. Himmet. Hoca Efendi, himmet, teveccüh, infak ve gayret yazısında himmetin detaylı bir şekilde tariflerini verdikten sonra, himmetin insanlara rehberlik vazifesini yüklenmiş olanlara bakan yönlerini peygamberler üzerinden nazara vermektedirler. İşte Allah indinde makbul bir kulun, manevi yardımına ve bir hak dostunun, bir muhtacın imdadına koşmasına da himmet dene gelmiştir. Aslında Bediüzzaman Hazretleri'nin de ifade ettiği gibi, velilerin himmetleri, imdatları ve feyiz vermeleri, hali veya fiili bir duadır. Mutlak hadi, mutlak mugis ve mutlak muin ancak Allah'tır. Fakat Cenab-ı Hak, bazen o salih kulları, ilahi hediyelerinin tevzi memuru gibi istihdam etmektedir. Dolayısıyla bir nebinin teşrii ve tekvini emirleri düzgün okuyup doğru yorumlaması, İlahi mesajların ışığı altında ümmetini dünyayı imar etmeye ve ebedi saadete ehil hale getirmesi, sıradan insanlara hakiki insan olma ufkunu göstermesi, cennet yolunda arkasındakilere rehberlik yapması ve bir şekilde takılıp yolda kalanların ellerinden tutması da bir himmettir. Himmet ve gayret münasebeti. Himmet kula verildiğinde, kulun gayret etmesi, cehd göstermesi, çalışıp didinmesi, emek vermesi ve işe dört elle sarılmasını ifade ederken, Cenab-ı Hakk'a nispet edildiğinde, kulun ortaya koyduğu bu faaliyetlere rahmet ve inayetle mukabelede bulunması anlamına gelmektedir. Zamanımızda, dine ve vatana, imana ve Kur'an'a hizmet adına yapılan gayret ve faaliyet çağrısına, hizmet insanları ellerindeki imkanlarıyla seferber oldular
ve maddi manevi himmette bulunmaya çalıştılar. İlmi olan kimseler ilimleriyle himmet ettiler, beyan kabiliyetinde sahip bulunanlar söz ve yazılarıyla imdada yetiştiler, mali imkanları geniş insanlar da cömertlik hisleriyle dolup Allah yolunda infak yarışına giriştiler. Yardımına koşulması ve elinden tutulması gerekli olan şey bir şahıs değildi. O, iman ve Kur'an hizmetinin ta kendisiydi. Bu itibarla da fedakar ruhlar bir ya da birkaç şahsa değil bir mefkureye yöneldiler, bir ya da birkaç şahsa değil bir davaya gönül verdiler ve yine bir ya da birkaç şahsa değil insanlığa hizmetin kendisine el uzattılar, himmet ettiler. Asr-ı Saadet'te Allah Resulü'nün altından kalkılması gereken zorluklar ve taşınması gereken yükler için yaptıkları maddi ve manevi himmet davetine sahabe efendilerimiz nasıl mukabele etmişlerse, benzer şekilde günümüz himmet kahramanları olan müminlerin de aynı şekilde cevap vermelerine çok ihtiyaç vardır. İşte bizim zamanımıza doğru gelinirken yine ortada kaldırılması gerekli olan ağır bir yük vardı. Merhum Akif'in, "Halık'ın namütenahi adı var, en başı Hak, ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak" mısrağıyla ifade ettiği gibi, samimi kullar hakkı tutup kaldırma vazifesiyle karşı karşıyaydı ve her biri o vazifenin kendi omuzlarına yüklendiğine inanıyordu. Hayır ve hasenat adına yapılacak her şey, hakkı tutup kaldırma, dine el uzatıp onu sürüm sürüm olmaktan kurtarma, kendi kıymetini yükseltme ve gerçek konumuna ulaştırma demekti. İmana ve Kur'an'a hizmet davasına gönül vermiş olan hizmet hareketi mensupları, peygamberlerin mesleğine talip olmuşlardır ve her birerleri Allah'ın onlara lütfetmiş olduğu nimetleri, kabiliyetleri, fikir ve ilim gibi her türlü mazhariyetleri bu yolda infak etmektedirler. Bu açıdan himmeti umumi manada el uzatma şeklinde anlayabilirsiniz. Meseleyi bu yönüyle değerlendirirseniz, Peygamber Efendimizin ümmetine el uzatması ya da velilerin bazı insanların imdadına koşmasıyla günümüzde bazı kimselerin iman ve Kur'an hizmetine el uzatmaları arasında ciddi bir münasebet görürsünüz. Sonra bu el uzatma ve yardıma koşmanın sadece maddi imkanlarla olmadığını ve insanların kendilerine lütfedilen nimetlerin her birine karşı o nimetlerin kendi cinsinden bir nevi şükür edasına giriştiklerini de müşahede edersiniz. Evet, Bediüzzaman Hazretleri'nin de İşaretül İcaz'da belirttiği gibi وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden infak ederler ayeti kerimesindeki "mâ" umumi bir manayı ifade etmektedir. Yani infak sadece mala ve paraya münhasır değildir. İlim, fikir, kuvvet ve amel gibi şeylerde de muhtaç olanlara infakta bulunulması gerekmektedir. İşte mal ya da para, ilim veya amel, sıhhat yahut zeka, Cenab-ı Allah'ın lütuf buyurduğu her türlü rızıktan infakta bulunmak ve bu şekilde dine ve millete hizmet etmektir himmet. İnşallah sonraki yazıda himmet kahramanlarıyla devam edelim.